Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal yastaviyan. Bu ikisinin misali barabar olur mu? Bugünkü mavzuyumuz sahavat ve bakhillik. Sahilik ve zıgnalik. Odam bolasidagi eng go'zal sifatlardan sahovat. Sahovat besha bo'lishlik, xotamtoy bo'lishlik. Insondagi eng yomon sifatlardan baxillik, ziqnalik, xasislik. Sahovat o'zini egasini manzilatini ko'taradi. Odamlarning orasida hurmatini oshiradi. Baxillik esa aksincha. Baxillik o'zini sohibini behurmat qiladi. Odamlarning o'rtasida makruh bo'lishiga sabab bo'ladi. Bir kishini muhtojlik uchun u sahi inson degan gap yetadi. Endi bir kishini yomonlashlik uchun u xasis, mumsik, baxil inson deyishligini o'zi kifoya qiladi. Sahi insonni hamma yaxshi ko'radi. Va odamlar sahi insonni uzoq umr ko'rishligini xohlashadi. Baxil insonni esa hamma yomon ko'radi va uni o'lib qolishligini kutadi odamlar. Chunki qo'lida bo'lib turib baxil bo'lgan odam o'lsa, uni qo'lidagi narsa boshqalarga qoladi, uni o'lganidan boshqalar naf oladi. Demek bakhilni hiç kim yaxshi görmeydi. Sahovat ve bakhillik, hassaslik hargiz teng bo'lishmaydi. Her kaysi zamanda, her kaysi makanda, her kaysi halkta adamlar sahovat peşi insanı yaxshi görgen. Ve bakhil mümsik insanını hamma yomon görgen. Eng sahovatli insan kimidir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hunayn günüde Müslümanların koliga haddan ortiq g'animat tushdi. Haddan ortiq ko'p g'animat tushdi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni odamlarga tarqatib berarkan, misli ko'rilmagan sahovatni, xotamtoylikni, sahovat peshalikni ko'rsatdi. Va o'ziga hech narsa qolmadi, birodarlar. Islomga yangi kirgan kishilarni qalblarini ulfat qilishligi uchun ularga juda katta miqdorda, ular tasavvur qila olmaydigan darajada ko'p berdi. Abu Sufyonni o'ziga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya berdilar. Abu Sufyon Makka'nın sayyidi, İslam'a endi kirdi. O hali kalbi tamamı taslim bo'lgani yok. Şunu özü katta narsaydı. Oğlum Muaviye'ye am dedi. Oğlum Muaviye'ye 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya. Abu Sufyon aqli bavar qilmay qoldi Rasulullohning sahobatini ko'rib. Oğlum Yazid'ga am dedi, kichkinasiga. 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush, 100 ta tuya dediler Rasululloh. Abu Sufyon haliga 100 uqiya oltin, 100 uqiya kumush qancha bo'ldi? 600 uqiya bo'ldi. Bitta idishga soldida, qopmidi, yerdan uzolmadi. Ko'tara olmadi yerdan. Zo'rg'i bir amallab ko'tarib yelkasiga qo'yib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga ana shu Hunayn kunidagi g'animani ulashar ekanlar, arobiylar kelib turtishib ketdi Rasulullohni. Menga ham, menga ham Rasulullohni orqaga turtishyapti. Rasulullohni turtib bir daraxtga taqab qo'yishdi. Rasulullah senga falonga, senga faloncha, senga faloncha. Rasulullohning ridosi daraxtgilashib qoldi. Turtishavorgandan ton yechilib qop ketdi daraxtda. Rasululloh ruddu alayya ridai. Ey ridoimni qaytarib beringlar. Hammasini beraman sizlarga. Biror narsa olib qolmayman o'zimga, o'zimda. Agar mana shu vodiy to'ldirib chorva hayvonlari bo'lsa, hammasini beraman. Hech narsa olib qolmayman. Keyin meni qo'rqoq emasligimmi, baxil emasligimmi ko'rasizlar dedi. Ve bana şu gün özgü hiç nesap kalmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani deyin, bu oşu Hunayn gazatı da bana Peygamberimiz bilen 100 adam sabit türüp 20 milik havazın koşunu yengişken idi. Hemen kaçıp etken idi. 100 damız egelledi mi çıkan imanı? Celil edemek ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir ayol bir rıda hediye kaldı. Çopan, ton. Resulullah kiyip endi kiyib turdi, sahobalardan bittasi, ya Rasululloh, menga bering uni dedi. Rasulullohdan bir narsa so'rasa, u zot yo'q demaganlar hech qachon. Rasulullohdan bir narsa so'raldimi? Rasululloh yo'q degan so'zni bilmasdilar. Rasululloh yechib berdilar haligi ridoni. Haligi sahobiy oldi. Bu yerda turgan sahobalar, "Endi nima qilding? Rasulullohga endi hozir hadiya qilinuvdi. Olasanmi? Bilasan-da, Rasululloh dan bir narsa so'ralsa, uzot yo'q demasligini. Yaxshi ish qilmading deb ma'lumot qilishganida u kishi aytdiki, men buni dunyoda kiyishni olganim yo'q. O'lganimda ustimda kafanlik bo'lishini xohladim Rasulullohning ridosi dedi.
Rasulullah mana shunday bir sahovatli kishi bo'lgan. Endi buni muqobilida bir baxil kishini tasavvur qilingki, millionlagan puli bor. Seyfidami, bankidami? Kiyinishini ko'rsangiz, faqir odamdagi kiyinib yuradi. Birodarlar, Alloh taolo bir bandaga davlat bergan bo'lsa, shuni asarini shu bandasida ko'rishni xohlaydi. Bordaqa kiyinsin, bordaqa sarf qilsin, bordaqa bola chaqasini boqsin. Tomsa yaratmasdan. Buni odam bilasizmi? O'zini bolalari ham yaxshi ko'rmaydi. Baxil haqida bir qissa keltiriladi. Bir kishi baxil edi, o'g'li ham otasiga o'xshab xasis zixni edi. Bir kuni ularning uyiga mehmon kelib qoluvdi. Haligi zixna uyda egasi aytdiki, "Ey o'g'lim," dedi eshitib. "Qalbimga hurmatli bo'lgan bir kishi mehmon bo'lib keldi. Borib yaxshi go'sht olib kelgan, bir dirham dola deb chiqarib yubordi." Mehmonga qilayotgan sarf-xarajatini e'lon qilishlik beadablik bo'ladi. Mehmonga qilinadigan xayr-ihson, ko'rsatiladigan saxovat aytilmaydi. Bildirmasdan qilinadi. "Ey, monichi, paloncha joydan paloncha so'mga olib keldim. Olinglar." Hali o'g'il chiqib ketdi, bir soat deganda qaytib keldi, qo'lida hech narsa yo'q. "Ha, o'g'lim, nima qildingiz?" "Men qassobni oldiga bordim. Menga eng yaxshi go'shtdan berasiz ekan," desam, qassob aytdi, "Men sizga sariyog'dagi go'sht beraman," dedi. Men aytdim, "To'xtang, sariyog arzonroq-ku. Sariyog olsam, do'konga borishim kerak." Do'kondorga bordim. Do'kondorning oldiga borib, "Menga yaxshi sariyog'izdan bering," desam, u, "Men sizga asaldek sariyog beraman," dedi. "E, to'xtang, asal sariyog'dan arzon-ku," dedim-da, asal pulishni oldiga bordim. Asal pulishga borib, "Yaxshi toza asalingizdan berasiz ekan menga," desam, "Men sizga suvdaqa toza asal beraman," dedi. Men aytdim, "Uyimizda suv bor-ku," dedim-da, "Qaytib keldim," dedi. Ota aytdi, "Yaxshi ish qilibsiz o'g'lim, faqat bir ishingiz chola bo'pti." "Nimasi chola bo'pti?" "Shu kavushingizni yudatib bosib kelganingiz chatoq bo'ldi-da," dedi. "Dadajon, qarang, mehmonni kavushini kiyib borib keldim," dedi. Baxil odammi, dunyosi ham baxil bo'ladi. Ayoliga baxil, farzandlariga baxil, qo'l ostidagi ishchilarga baxil. Ibrohim alayhissalom sahovat pesh inson bo'lgan. U kishi biron kuni mehmonsiz o'tmas ekan uyda. Agar uyga mehmon kelmasa, ko'chaga chiqib o'zi mehmonni topib olib kelib ovqatlantirar ekan, izzat-ikrom ko'rsatar ekan. Shuning uchun mehmonlarning otasi degan laqab bilan laqablanardi ekan. Ibrohim alayhissalomning uyiga yosh yigitlar ko'rinishda 3 ta farishta kirib kelganlik qissasini bilamiz. O'tkizlarda yugurib chiqib, ana shuni semiz bir molni bolasini so'yib go'shini pishirib keldi, innamasdan. Innamasdan. Oysha onamiz roziyallohu anha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zavjai mutohalari, ummahatul mu'minilardan. Rasulullohning tarbiyasini olganlar. Qarang, xalifa Muoviya ibn Abu Sufyon davrida Oysha onamizga xalifadan 70 ming dirham keldi. Kechga borib bu puldan bir dirham uyda qolmadi. Hammasini tarqatib yubordi. Bir kunda. Ya'ni shu paytda ustidagi ko'ynagini yamab kiyib yurar edi. Kun kechkirdi, Oysha onamiz ro'zador edilar. Xizmatchi ayolga iftorlikka biror narsa bormi deb so'rasa, "Yo'q, ey ona, yo'q. Ona puldan olib qo'ysangiz bo'lar edi o'zimizga" deganida, "Tugat deb aytmabsiz-da. Aytganingizni olib qo'yardim," dedi. Bu Rasulullohning oilasi, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xonadoni. Qancha-qancha karim, sahovat pesh insonlarni go'zal zikrlari tarixda qoldi. Hamda qancha-qancha baxil, xasis kishilar o'zlarini tarixdagi sahifalarni qoraytirib ketishdi. Saxiylik, sahovat, baxillik, zixnalik bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hikoya qilib beradilar. Bir kishi sahroli yerda ketib borar ekan, to'satdan osmonda ketayotgan bulutdan bir ovoz eshitdi. "Falonchini bog'ini sug'or." Bulutdan shunaqa ovoz eshitildi. Haligi bulut bir chekaroq joyga bordida ichidagi hamma suvni to'kdi. Bu suvni hammasini bir ariq o'ziga jamladida oqib borib turib bir boqqa qarab oqib kirdi. Boyagi odam ana shu suv oqib kirayotgan boqqa kirib boruvdi, bir kishi ketmonini qo'liga ushlab suvni yoqa buyoqqa burib turuvdi. Haligi bog'ni egasidan ketmon bilan ariq chopayotgan kishidan, "Ey Allohning bandasi, isming nima?" "Falonchi," dedi.
Dedi de bulutta falançını bağıya abar degen isim de işitti. Nemege men ismim soru yapsız dedi. Birinci kişi ayetti. Men buluttan falançının bağını suğar deyip senin ismini etken ağzını işittim. Bu bağında ne maksılat var? Bu bağında ne iş kılasan dedi. Bağıya ayetti. Eğer şunu dediğin bulsa bas elbette men bu bağdan çıkardığın narsaya hasılıya karayman. Üçten birini sadaka kılaman. Üçten birini ailem bilen yiyemen, kalgen üçten birini bağını özüye kaytaraman dedi. Ailemge sarpleyemen, sadaka kılaman, bağını özüye sarpleyemen. Bana şu kılıyken sahavatı için, mümsiyi boğma genlik için, bakır boğma genlik için, ata aytırıp, barıp yağmur yağı yaptı. Hal ceza ol ihsani illel ihsan. İhsan, yakşiliknin cezası, mükafatı fakat yakşiliktir. İnfak ihsan kıldı, sahavatlı oldu, onge hem infak ihsan kılındı. Hadis kudüsü Allah Teala dedi, ya İbn Adam, enfik, unfik aleyk. E adam balası, sen infak kıl başkalarga, men hem seni infak kılaman. Çünali mi? Bosa kılardık biz hem. Min som sarplamaş, 50 som sarpla, buralarga yakşilik kıl. İki tane, on tane alıp kirgiz var günde, sen infak kıgın, azıdan. Allah Teala seni köpüge bereke birader. Aval bersin ki, inkılaman diyemiz biz. İmam Ahmet aytardı, biz salih kişini bakıldı bilmez idik. Yani salih insan olsa onda bakıllı deyen sıfat bulması gerek. Bakıl mı? Demek o salihmez. Avalgiler aytışı aradı, bakıl kişiye kızınla nikahla birme. Çünkü bakıllık insanını halaket yeteleyen amellerden bittesi dişerdi. Resulullah'ın bakıllıydan panahtıla geldiler. Ağuzu beke minel cubni vel buhul. Korkalıydan ve bakıllıydan min panah dileyim deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kişiler var. Farzandları var, ayalı var. Barını sarkıladı. Yok, yok diyor muydu? Allah bergen rızkını farzandlarına, ailesine saçadı ve Allah bu bandaki yordam beradı. Adamlar var. Basıp koyup yok, yok, yok doğradı. İyi yok bu kötü doğradı. Müslüman kişi, kişi ailesine sarkılayan pulge cevap vermiydi. Kıyamet günü de bu nasıl gereken? Acil albette oladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetlediler. Vattaku şuh. Fe inne şuhha ahleken men kâne kablakum. Bahilliden takva akliler. Çünkü sizlerden avvalgilerini halak edenlerse bana şu bahillik idi. Hamalahum ala ansafeku dimahum ve istahallu maharim. İmam Müslüm'den. Ana şu bahilliklerini kon tokişlikke ve haram bo'lgan narsalarni o'zlariga halol qilib olishlikka yetaklab olganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizga ibrat bo'lgan son. Bir kishi bir qishloqqa kirdi, bir muddat turdi, keyin chiqib ketdi. Odam chiqib ketgandan keyin qishloqliklar aytishdiki, o'sha odam bizni boy qilib chiqib ketdi. Keyin so'rashdi. U odam sizlarga bir narsa tashab chiqib ketdimi? Yo'q, o'zi hech narsasi yo'q edi odam kirganida. Lekin chiqib ketayotganda qishloqliklarni boy qilib chiqib ketibdi. Nima bilan boy qildi sizlarni? Deganida javob berishdiki, u bizga sahovatni, karamni ko'rsatib chiqib ketdi. Ya'ni kishi xayr-ihsonlik, sahovatli bo'lar ekan, boy bo'lmay iloji yo'q ekan. Chunki Alloh taolay aytibdi-yu, infoq qil ey odam bolasi, men ham senga infoq qilaman. Shuning uchun bir-birimizga yordam berishni, bir-birimizga infoq qilishni, sahiy bo'lishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Ana shu sababli insonni Alloh taolo boy badavlat qiladi. Qays ibn Sa'd ibn Ubada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabası Sa'd ibn Ubada raziyallahu anh'ın oğlu. Bu kişi Arapların içi de Medine'lik ansarlardan bugün. En sahabat peşi insanlardan da tanır yanıdı. Bir gün soruştu ondan. Kays, özünden göre sahabat diyerek adamı körgen mi sen? Ha dedi. Bir gün seferge çıkıp Sahara'da yolumuzu yok atıp koyduk. Sonra bir çadırga düş geldik. Kirsek bir kara kampır oturuptu. Ruhsat soradık, kirdik. Az gene vakti otkenden keyin eri geldi. Eriye kampır seni üyünge mehman geldi dedi. Bizi aldığımızda kirdi de kapanı içi gel. Biz bilen salamlaşı inlemezden çıkıp gitti. Çıkıp bitti tüyasını soyup pişirip op geri koydu aldığımızda. Hala gençe yeğiler. Koy gençe kasım dedi. Yedik, tünedik. Tonyotken de yine bitti tüyasını soydu.
Ab kirgani de biz aittik, ey Allah'ı bendesi, biz hali keçegini yiyip tüketkenimiz yok. Nima qilardiz buna sana soyup dedi. Endi üçüncü günü yeni tuyasını soymasın deyip, üçüncü gün ton yatken de kemperini koluya 100 dinardı verip çıkıp gittik. Yeri yok o da. Yolumuzu yarımı getkenimizde arkamızdan burada bakırken eşittik. Ey kavm, ey kavm, ey bakır kızgançı kavm da gene eşittik. Karasek hali yekişi geliyor yaptı. Yetip geldi. Ha biz bakır ekenimiz mi? Biz hasis ekenimiz mi? Ha. Men sizlarga qilib bergan mehmondorchiligini pulini to'lab ketdinglarmi? Sizlar xasis baxil odam ekansizlar. Men mehmonni izzat ikrom qildim. Mehmonda haqqini beruvdim. Men mehmonni izzat ikrom qildim dedi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Birodalar, sahovat pesha odamning moli kam emasligi, moli dunyosi oz emasligi kafolatlangan. Payg'ambarimiz aytganlar, sadaqadan, infoq ihsondan mol kamayib qolmaydi. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Nabiy sallallahu alayhi wasallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan. Banda tong ottirgan har kunda ikki farishta tushadi. Fa yaqulu ahaduhuma Allohumma a'ti munfiqan khalafan. Ulardan bittasi duo qilib aytadiki, Parvardigor, infoq qiluvchini o'rnini qoplaydigan narsani ato etgin. İnfak kılıçlarına ana şu malını ordunu kabul edigen nesana ata etkin deydi. İkincisi ve yakulul ahar Allahümme a'ti mumsiken talafan. İkincisi ayette Allahüm hasis zıknalarına talafat bergin deydiler. Buhari ve Müslüm'den. Bakıl mı? Hasis mi? Malı talafat güçlü oradı. Sahavatlı mı? Sahavat peşe mi? Malını onu doldurup bile oradı. E Allah yolunda bergen adam Allah kanakını doldurup koyarken körgenden keyin közü açıladı. Ha gel mayadayken. Bakıl, hasis, zıkna kişiler. Ömrü devamında topgen pulunu yemeydi, içmeydi, toplaydı. Kança toplası çünkü yetmeydi. 50 yıl yaşaydı bakıl olup. 60 yıl, 70 yıl yaşaydı, pakkatı öladı. Puludan özü huzurlanamaydı, özü faydalanamaydı. Bilesin mi eşek? Eşek hemen buladı. Eşek, hocayla bulan toka çıkardı kış günü de, hocayın otunda çapadı, 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 eşeğin üstüki yüklüydü, eşek kötarıp düşerdi, eşeği hanada soka tutturur oradı, otunda hocayın yakıp adlanırdı. Şunu alayım mı? Eşek olup buldu, topadı, ne yemiydi, ne içmiydi, ne bala çakasıya sablamıydı, ne bir hacı ürünü gebal mıydı, maşin de güçeydi, ne bir maşin alın mıydı kere bosa, ne bala çakasını tamirle koymaydı. Öyleydi. Ben de pulum pulum dedi. Özü aslında onu pulu ne mi? Kaysınısı özünü pulu. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yekul ibn Adem'e mali mali. Adam balası pulum pulum malum malum dedi. Ve inne meleke min malike thalatın. Seni malin üçte nasadan bitti senin için. Ma ekelte fe afnayta. Yiyip tüket var yani. Avla biste fe ablayta. Kiyip eskit var yani. Ve mesi ve zelike fahuva zahibun ve tariki hulinnaz. Endi ondan kol yani ise başkalarına kol adıganı, insanlar da kolda kapket adıganı. Pul kaysını sızızık iken? Koy soyuldu. Ayşe anamız radıyallahu anh'a onlarını tarkattı. Bitti kolunu hap kaldılar. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üye kirgenlere de Ayşe anamızdan soradılar. Tarkatı buldunuz mu? Tarkatı buldum. Nima qoldi o'zimizga? Ha bitta qo'li qoldi o'zimizga. Rasululloh ha bitta qo'lidan boshqa hamma o'zimizga qoldi dedi. Ya'ni tarqatganimiz o'zimizniki edi, o'zimizga olib qo'yganimiz hisobi bor dedi. Demak birodarlar, sahovat pesha, sahih kishilar Alloh taolo ularga bergan mana shu sahovat bilan baxtli saodatli bo'ladi. Baxillar esa, ziqnalar esa o'zlarining fe'llari bilan o'zlarini baxtsiz qilishadi. Sahovat peshalik, xotam toylik, sahiylik. Buni muqobilida baxillik, ziqnalik, hassislik. Bu ikkisini misoli birodarlar hargiz teng bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.